Bu yönüyle Ankara'nın Cumhuriyet dönemindeki ilk, siz de belirttiniz, kültürel ve tarihi miras eserlerinden bir tanesi. Ankara Palas ve Ankara Palas çevresinde oluşan bu literatür mutlaka gelecek çalışmalarında aslında ilki olacak bir hüviyet taşıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın temsilcileriyle bir müze olarak, bir kültür kurumu olarak artık bundan sonra Ankara haritasında yerini alması amacıyla kurumumuza devredildi ve geçtiğimiz yılın Şubat ayından itibaren de artık müze olarak tüm Ankaralıların, hatta yerli ve yabancı ziyaretçilerin, il dışından da ziyaretçi alıyoruz, hizmetinde bir saha çalışması yaptık. Yani neler var? Ankara Palas'la ilgili neler bulabiliriz? Bunları bir değerlendirelim, ele alalım dedik. Bu konuda çok güzel, önemli arşivlerimiz var. Zaten başta Cumhuriyet Arşivimiz olmak üzere, Cumhurbaşkanlığı Arşivimiz, askeri arşivlerimiz, hepsi biliyorsunuz yakın zamanda devlet arşivlerimizin uhdesine alındı. Eseri yazarken tabii ismi çok düşündük. Yasin Hocam'la da, Yasin Başkanımızla da çok istişare ettik. Etkinliklerle tezelikmeye devam edeceğiz. Milli Saray'la başkanlığa dönen misafirlerimize şükranlarımızı arz ediyoruz.